مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صلاه الرحمن من نعمه مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam. Ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Terhib-i terhib hadis-i şeriflerinden kaldığımız dersten devam ediyoruz. İbn-i Mace'nin Hüzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadis-i şerif ya Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rava, ve ravahu ibn-i mace mace te min hadithi hüzeyfete ve lafzu kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hafız Müzir Hazretleri sünnete ittiba yani sünnette maksat el sünnet itikadı üzere olmak. Buradaki maksat. Diğer sünnetler de buna dahildir ama ilk başta itikatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin inandığı gibi inanmak. Sünnet bu. Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. La yekbelullahu allah Teala kabul etmez li sahibi bid'atin. Bid'at sahibi için. Bid'at yine burada maksat nedir? İtikadında bozukluk olan için. Çünkü Sindi Hazretleri Muhaşşi buyurdu? Amelinde yanlış olana, bozukluk olana, günah olana bidat sahibi denmez. Ameldeki günahlara e, düşenlere fasık denir. Bidat sahibi denmez, müptedi denmez. Ameli bozuk adamın içki içiyor, kumar oynuyor, namaz kılmıyor falan buna fasık denir. Ama bidat sahibi denmez. İtikadı el sünnet ise. Ama bir adam sabaha kadar namaz kılıyor, Kabe'nin içinde Kur'an'ı atmediyor diyelim. Ama itikadında el üstünde muhalefet var. Bu adama mübdedi denir, bidat sahibi denir. Onun için mesela hiçbir hadis-i şerifte ve ad-i kerimede e, günahkar bir adamın diğer amelleri kabul edilmez buyurulmaz. Yani bir adam namademe bakmış bir günah işlemiş veya zinaya düşmüş veya içki içmiş, ayılmış sarhoşluktan. Bu adamın mesela namazı kabul olmaz, orucu kabul olmaz, haccı kabul olmaz, zekatı kabul olmaz diye bir şey yoktur. Ancak tabii içki içenin 40 gün namazı kabul olmaz diye hadis-i şerifler var. İyi karnında içinde bir damla içkiden efendim bir zerre bulunduğu sürece böyle hadis-i şerifler vardır. Ama Bunlar sınırlıdır. Umumi bir e, red söz konusu değildir. Mesela 40 gün. Orada hadis-i şerifte 40 günle kayıtlamışlar. İçki içene hakkında içki kumarla ilgili yazdığım kitapta bu, bu usta çok hadis-i şerif vardır. Salate erbaine yevmen lehul erbaine salaten. 40 vakit namazını kabul etmez de var. 40 gün namazı kabul olmaz var. Bunlar var. Ama sınırlıdır. Yani 40 vakitle 40 günle vesaireyle ama burada itikadında bozukluk olduğu zaman Allah kabul etmez. Savmen hiçbir orucunu siyakı nefide gelen nekire umum ifade eder. Ne o farz oruç, ne Ramazan, ne pazartesi, perşembe, ne arafe günü, ne aşura hiçbir orucunu kabul etmez. Vallahi salaten hiçbir namazını kabul etmez. Efendim farz olsun, nafile olsun. Allah Allah. Vela haccen. Haccını kabul etmez. Farz aç olsun, nafile aç olsun. Vela umraten, Hiçbir umresini kabul etmez. Adak olsun, vacip olsun, şafiye göre, Hanefi'ye göre sünnet olsun. Vela cihaden Allah yoluna çıktım. Kafirlerle harbe gittim. işte canımı tehlikeye attım. Malımla, canımla işte İslam için feda olayım falan. Hiçbir cihadını kabul etmez. Mesela şimdi zaten Daesh'in, IŞİD'in, Vehhabilerin, işte El-Kaide'nin, El-Nusra falan bunlar. Ne cihadı ya? Bunlar zaten itikatları bozuk. E zaten yaptıkları işte Müslümanları öldürmek. Bir tane gavla uğraşmazlar. İşleri güçleri geliyor Müslümanları öldürüyor. Lafına bakarsan cihat. Ne cihat? Allah gökte diyenin haşa cihatı mı olur? Allah mekan istedin cihadım olur. Bu kadar Müslümana kafir diyen cihadım olur. İngiliz uşaklara. Bir de bakıyorsun hepsi de İran'dan giriyor. Bak Reyna katliamcısı da İran'dan girmiş. Karısının marısı ifadesi o tutuklananların hep git İran'a gidecektik. İran'a gitmek istiyorlar. Bütün yani IŞİD'i kurduran İran'dır dedikleri zaman seneler evvel bazı el alimleri ben bu kadar da olmaz dedim yani. IŞİD şiayı kesiyor falan numaralar. Halbuki şiaya yaptıkları da hiçbir zaman için Kur'an'a sünnete uygun bir şey değil. Masum halkı, bir şey yapmayan halkı. Şöyle inanıyor, böyle inanıyor. Kalkıp adamı yakamazsın, edemezsin, kesemezsin, asamazsın. Öyle bir şey olabilir mi? Efendim, doğru bildiğini anlatabilirsin. Sahabeye sövme diyebilirsin. Ebu Ömer e, Osman'ı sev diyebilirsin. Bunlar denebilir. Ama insanlar az kes doğru falan. Bu kafire de yapılmaz. Yahudiye de yapılmaz. Böyle muameleleri reva gördüler. Fakat görünüşte güya Şia ile uğraşıyorlar havası verdiler. Halbuki İran'ın Yahudi ile anlaştığı, Amerika ile anlaştığı, gizli anlaşmalar olduğunu senelerdir söylüyoruz. Burada da şimdi IŞİD'in, DAEŞ'in Şia'nın aleyhine olduğuna dair, yok efendim Irak'taki kızgın sünni gençlerin kurduğu bir hareket numaraları çektiler. Halbuki baştan beri bunu bilenler, bize İran'ın el sünnetin adını lekelemek, el sünnet vatanlarını tahrip etmek ve işte Irak'ta Şianın şu anda hakim olması ve Suriye'yi İran'ın hemen hemen alma çalışması, Mustafa İstanbul'un da Suriye İran'a verelim verdik demesinden anlaşıldığı üzere bütün planın efendim Şia'nın güçlenmesi, Amerika'nın Şia'yı el sünnete karşı e, Arap Yarımadası'nda vesairede güçlendirmesi operasyonuydu bu. Kısmen de başarılı da oldu. Şimdi başlarına bela oldu. Göya. Bela mı oldu da belli değil. İşlerine geldi mi gönderiyorlar. İşte geldi mi durduruyorlar. Senelerde de bitirmiyorlar. Bitirmek de istemiyorlar. Birkaç daha 5-10 sene daha herhalde işlerine yarayacak. IŞİD dedikleri bela. Ya yani bunların hepsinin İran'dan girmesi, İran'a geri dönmesi ve İran'da böyle bir teşkilatların olması çok ilgimi çekti ya. El-Kaide'nin El falan da İran'da şeyleri varmış. Bin Laden'in bütün çocuk çocuklarının vesaire hemen Zavairilerin akraba olan birçok İran'da teşkilatları varmış. aklınız alıyor mu bunu? İran'la en büyük düşman görünen faaliyet alanı gösteren insanlar. Ama arka planda Yahudi Mossad CIA olursa, İngiliz olursa menfaatler birleşir gücü hücre evlerini bastıran 500 kişi tutukla gözaltına alındı. IŞİD'e büyük operasyonlar oldu dün. Efendim. IŞİD'çilerin e, evlerinden e, FETÖ'nün kitapları çıktı. Dünkü aramalarda. İrtibatları kurabiliyorsunuz. Hep ne diyoruz? Arka bilen Yahudi, İsrail, Mossad, Siyahi olursa hepsi efendim birbiriyle irtibatlı olur. Bunların hepsinin itikadında bozukluk var. Hiçbir ehl-i sünnet üzere değildirler. Bundan dolayı Allah bunların hiçbir amelini kabul etmez. Yani şimdi mesela Danıştay saldırısını inceliyorlar. FETÖ'nün yaptığına dair işaretler çıktı. FETÖ'nün yeğeninin efendim FETÖ'nün yeğeninin Alp Alparslan bilmem neydi işte o Tanıştay'daki savcıyı hakimi öldüren Allah-u Ekber diye numara. Aynı numaralar bak. Şimdi bak Rus büyük Büyükelçisi'nde Allah-u Ekber diyerek öldürme meselesi. Seneler evvel sav savcıyı öldüren tekbir getiriyor falan. Bu numaraların hepsinin arkasında yine yani İsrail, Amerika çıkıyor ama e, Taşeron olarak FETÖ falan çıkıyor. Çünkü FETÖ'nün yeğeniyle, şimdi hapiste olan bir yeğeni var. Kemal mi, Kamil mi? Kemal herhalde. Onunla Alperstan'ın telefon konuşması çıktı. Danıştay'ı basmadan. Allah Allah. Hiç aklımıza gelir mi o zaman ya? Yani şimdi Hızır Efendi'nin arkasında da bu çıkacak. Araştırılırsa Bayram Efendi'nin arkasında bu çıkacak. E ne, ne alakası var? Ne karı var? Şimdi bana soruyorlar. Ne karı var? Ne mi var? Ya Vatikan projesi var. Ekümenik projesi var. İsmaila cemaatini sur içinden çıkartma projesi var. Çünkü öyle bir teşkilatlı cemaat, birbirini tanıyan cemaat Fatih'te ne arar? Onlar çıktıktan sonra millete biraz fazla para versin. Herkes evini kursun, satar çıkar. Ve ekümenik projesi kolaylaşır. Bak senelerdir zorlaşıyor. E çünkü orada patrikhane var. Efetönü patrikhane ile ne kadar muhabbeti olduğunu, baş başa verdiklerini, yan yana bulunduklarını, ellerini nasıl tuttuklarını bilmiyor musunuz? FETÖ'nün Vatikan'daki şeyini duymadınız mı? Ah burada ölesim geldi de gömüleseydim dedi ya. E şimdi Patrikhani ile biliyorsunuz Vatikan barıştı. Ya e burada Kümenik projesi var. Efendi Hazretlerinin Fatih'ten çıkartılması kısmen o gerçekleşti. Ondan sonra Hızır Efendi'nin bayram Efendi şehadetiyle millet ürkütüldü. Ve bu ürkütülme neticesinde milletin Fatih'i boşaltacağı ve çıkacağı planlandı. Kısmen de o da devreye girdi. Kısmen o da devreye girdi. Şimdi bu marifetçiler demiyorlar millete? Efendi karşıya geçti hadi evinizi satın buradan çıkın. Demişler şahidi var. Mehmet Turan Efendi'ye demiş. E şimdi adam şahitlik ederim diyor mahkemeye çağırsanız bile. E hal böyle. Bakın proje adım adım devam ediyor. E şimdi sen diyorsun ki Hızır Efendi Bayram Efendi vurulmasında FETÖ'nün ne kar olacak? FETÖ'nün ne kar olacak? FETÖ taşeron. Patikanın kar var. Cemaatin kaçırılması, ürkütülmesi, korkutulması, dağıtması projesi var. Biz niye orada duruyoruz? Dernek orada niye duruyor? Orada Ahmet, Hacı, Hoca Ahmet Yesevi küllesi şu anda yapmak niye istiyoruz? Patikanın dibinde. Çünkü biz orayı vermeyeceğiz. çeklerimizi vermeyeceğiz inşallah. Padişahlarımızı terk etmeyeceğiz de. Kaça patlarsa Allah yardım edecek bize. Biz orayı ekümenik projesine teslim etmeyeceğiz. Buna mukabil FETÖ'de diyorlar zaten halife-i ruh zemin yapacağız seni. Yavuz Selim'in kaftanını giyeceksin, geleceksin. Bütün Türkiye'nin, 53 ülkenin halifesi olacaksın. Sen de bu Fatih'i bize ver. Vatikan gibi bir sur içi yapalım. FETÖ'de oradan iki hocamızı şey yani bunları mutlaka çıktığı zaman yani Danıştay'ın saldırısı öyle çıkıyorsa, İsmail cemaatinin dağılması e, daha büyük bir proje, daha önemlidir yani. Fatih'in boşalması daha önemlidir. Onun için Terör örgütlerinin her biri birbirine irtibatlıdır. Müslüman görüne, hacı hoca görüne, sarıklı, cübbeli, şalvarlı falan hiçbirine aldanmayın. Gaye bir yere, aynı yere hizmettir. Kimi affedersiniz kadınla aldatılır, kimi para şantajına alet olur, kimisi tehdide boyun eğer, kimisi elindeki imkanlar çıkmasın diye itaat eder ve böylece bu oyunlar devam eder gider. Allah Celle Celal bu oyunları iptal etsin. Amin. Şu anda da biliyorsunuz Efendi etrafı sarılmış ve Fatih'in boşaltılma projesi e, adım adım uygulanarak bu fakire saldırtılmak suretiyle efendim e, İsmail e merkezle uğraşılmak suretiyle oranın dağıtılması için e, efendim yanında olan adamlar gayret ediyor. Büyük bir çaba sarf ediyorlar. Efendim cemaati bölmek ve parçalamak. Allah fırsat vermesin. Efendim seni halâ Amin. Durum bu. Çünkü bu iş itikatta bozukluktan geliyor. Bir insan itikadında bozukluk olmadan bu kadar hainliği yapamaz yani. FETÖ'nün itikadı el-Sünnet olsaydı biz el-Sünnet zannettik zamanında. Hocalara el-Sünnet diye. Ama itikadı el-Sünnet olan adam Vatikan'a patrikane hizmet etmez. İnsanların katline fetva vermez. Darbede milleti bombalayın demez. Bakıyorsun demek ki illa geriye gittiğimizde e, amel bozukluklarına takılmamak lazım. Müsebbip olarak bakıyorsun bidat. Dinde reform itikadı. Dinde yenilik. Geçmiş büyüklerin usulünü bozmak. Mevzu bu. Onun için Daeshi, FETÖ'sü, PKK'sı, PYD'si bunlar hacısı, hocası, seydası, şeyhi, bilmem ne, şalvallısı, cübbeli hiç fark etmez itikatta bozukluk olduğu noktada Allah hiçbir amelini kabul etmez. Cihat yapıyorum bilmem ne yapıyorum. Ne cihat yapıyorsun? Mossad'dan siyah ile anlaşmışsın. Efendim görüntüde ben efendim Şia karşı savaşıyorum. Gavurlarla uğraşıyorum falan filan. Yani kimin adı buna ya? Sen İran'da bugüne kadar bir bomba patladı mı ya? Bir olay rastlandı mı ya? Bir huzursuzluk oldu mu? Ya bu niye bizim memlekette oluyor ya? Bu niye belli sünnet yurtlarında oluyor yani? Buradan da anlamak lazım ki bu kainlerin, bu işidin bilmem ne, hiçbirinin dinle, imanla alakası yok. Evvela itikadı bozuk. İtikadı bozuk olunca ne oluyor? Allah ne orucunu kabul ediyor, ne namazını kabul ediyor. Görünüşte namaz kılıyorlar. Ne haccını kabul ediyor, ne ömresini, ne cihadını. Şimdi bir de bir işte gözaltına alınan kadınların haberlerde görüntüsü olarak peçe takma şeyi çıkartmışlar modası. Efendim gözleri bile görünmüyor. Böyle peçeli kadınlar işte gözaltına alınıyor geri bırakılıyor. Bir defa va İslam fıkında yüz avret değildir. Ve Efendi Hazretleri'nin peçeye izni yoktur. Peçe takılmasına sokakta müsaadesi yoktur yani. Şimdi bu operasyonlarda bu bu tip bu işitçi mışitçi bilmem ne işte hangi melanet örgütlerin e, hücre evlerinde yakalanan işte karıları mıdır efendim nikahlı mıdır nikahsı o da belli değil. Kırk karıyla nikah kıyıyorlar. Bu tipler ve şekilleri gördüğünüz zaman peçeli olarak gözaltına almışlar bilmem ne. Buna müsaade edilmemesi lazım. Yani zaten kanunen peçe yasaktır. Yüzünün görülmesi lazım. Kadın mısın? Erkek misin? Nesin? Çünkü burada esas zarar kime gelecek? Bizim efendim eşlerimize, avretlerimize, namuslarımıza kızlamaz. Çarşaf giyen bacılarımıza zarar gelecek. Bu laftan oraya gidilecek. Bu çarşaflılar şöyle, bu çarşaflılar böyle. Yani burada e, solcu, efendim ne diyeyim size, dehaç bilmem ne, militan, mezhepçi, bir takım yazar, çizer, internette dolaşan avarelerin işte çarşaf yasak olsun. Bu ne yani? Bu terör hücrelerinde, örgütlerinde böyle hepsi gözü görükmüyor, yüzü görükmüyor. Ne bunlar falan. Demeye başlayacaklar. Bunu anlamamanın efendim bir çaresi yok. Onun için yüz avret değildir. Bir insanın kadın mı erkek mi olduğunu belli edecek şekilde yüzün açık olması uygundur. Ha sen bir arabadasındır. Şoför aynadan arkaya yola bakıyor, sağa sola bakıyor. Sen böyle burnuna kadar çekersin veya çeker, kapatırsın. O özeldedir yani. Yakın bir durum vardır bir erkekle. Efendim önde erkekler varsa arkada. Bu onlar özeldir. Ama yolda, sokakta emniyete götürülüyor, gözü gözükmüyor. Ya şimdi emniyete götürülen bir insanın gözü gözüksün yani. Sen burada kimi götürüyorsun yani? Erkek mi kadın mı bu? E bunların belli olması lazım. Çünkü burada Yarın bugün yine Müslümanların çarşaflı bacılarımıza, eşlerimize e, laf getirecek, zarar getirecek. Bu çarşaflılar şöyle böyle dedirtecek. Bir plan içinde. Bu ara çok artmış bu. Böyle peçelilerin e, dolanması hareketleri. Şimdi yakalananların da emniyete giderken görüntüleri bu. Dikkatli olalım. Müslüman uyanık olacak. Bu oyunlara gelmeyelim. Zaten tabii ki devletimiz, hükümetimiz, emniyet güçlerimiz bunu biliyor tabii canım çarşaflı, namuslu insanların ne alakası var terörle? Ama adamlar bir taştan kırk kuş vuruyor yani. Hem çarşaflı peçeli bir kadın suretinde onu canlı bomba yapıyor. Dışarıda onu çarşaflı peçeli gösteriyor. Şöyle Reyna Katliamsın evini bastığındaki kadınların durumunu görürsün. Ben nikahlı karısıyım diyor. Hiçbirinin başı bile örtülü değil yani. Ama dışarı çıktı Bu peçeli çarşaflı hesabı. Çarşafın adını kötüye çıkart. Sakalın adını kötüye çıkart. Müslümanları kötüle. Zaten İslam Devleti adını koyarak İslam'ın adını kötülemek suretiyle Halk TV'nin bütün haberlerinde İslamcı terör örgütü. İslamcı, dinci. Ya kardeşim sen niye dinci İslamcı diyorsun? Aşini Hristiyanlar kaç tane cami kundakladılar bu hafta? Yüzlerce, binlerce cami yakılmış, yıkılmış. Camide adamları taradılar daha geçen hafta. Müslümanları namaz kılarken öldürdüler. Bir tane Hristiyancı terör örgütü diyen yok. Ama yani insanın ağrına gidiyor. İslamcı, dinci. Ya İslamcısı, dincisi olur mu? Terör örgütü de adı yok mu bunun adını söyle. Da iş terör örgütü de PKK terör örgütü de. Niye burada dini İslam'ı katıyorsun? Din düşmanısın da ondan. İslam'ın, dinin terörle ne alakası var? Bunu bu aynı isme koyuyorsun. Ya i̇şte buralarda her noktada plan var. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Müslümanlar uyanık olalım. Evet. Bir insan itikadında sünnete, Kur'an'a muhalefet olursa bunun yok çarçap mı giymiş? Yok cihat mı ediyormuş? Yok namaz mı kılıyormuş? Hacca mı gitmiş? Öbreymiş. Hiçbir şey kabul olmaz. Vela sarfen. Hiçbir farzını Allah kabul etmez. Vela Hiçbir nafilesini Allah kabul etmez ve hurcu minel İslam İslam'dan çıkar. Kema hurcu şaru kıl çıktığı gibi minel kıl. Hamurdan kıl çeker gibi. Yani tereyağdan kıl derler de hadislerde hamurdan kıl çıktığında nasıl ona bir şey bulaşmaz? Ona da dinden hiçbir şey bulaşmaz. Onun namazı, abdesti, yok çarçabı, peçesi, sarığı, sakalı falan hikaye. Evvela itikat ehli sünnete uygun olacak. Var mı ehli sünnet itikadında kıble ehline kafir demek? Var mı Allah gökte deyip Allah'a cismiyet isnat etmek? Var mı efendim türbe ziyaretten, kabir ziyaret edenlere kafir demek? Nerede bu böyle bozuk inançlar? Bütün milleti kafir, kanları, malları, helal, karıları, kızları cariye demek. Veya Yahudinin olsun, Ermeninin olsun, kimin olursa olsun malını, canını helal saymak. Nerede var bu? E i̇şte onun için e, itikadında bozukluk olanın sonu dinsizliğe gider bozuk itikatlar dalalettir. Her dalaletin neticesi ateşte biter. E çoğunu da bu, bu, bidat ve reform misli itikatlar yani kaderi inkar, alın yazısı yok, Allah e, teferruatı bilmez. İşte Aziz Bayındır'ın, Mustafa işte efendim yok Mehmet Okuyan'ın kabir azabı yok. Yok efendim mucizeler yok. Yok efendim Meryem validemizin babasız olmadığı erkek hormonu da vardı. <laughs> saçma saçma işler. İşte bütün bu mantıklar Kur'an ve sünnete muhalif, el-sünnet itikadına muhalif, kendi kafalarından uydurdukları, uyduracak kadar da akılları yetmez de. Uyduran haftuhların, ne reşit rızaların, onların da çok aklı yetmez de. Arkadaki siyonizmin, efendim Yahudi kafasının, e, İngiliz kafasının, ve abirliği kurduran İngiliz'dir, öbürü kurduran, hepsi bunlar gavurlar planlamıştır. E, yani afgani dediğin adam, afganlı falan değildir, basbayağı İranlıdır, Şiidir. Dolayısıyla e, bu adamlardan çıkan kafalara hizmet edenlerin neticesi hamur kıldan çıkar gibi dinden çıkmaktır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve sahabe döneminde asla kabir azabını inkar eden, kaderi inkar eden, alın yası inkar eden, mucizeleri inkar eden, ayın yarıldığını inkar eden vesaire. insanları kafir sayan, namaz kılana kafir diyen, kabir ziyaret edene kafir diyen, Allah gökte diyen aşağı bir tane fert İslam toplumunda mevcut değil. Bu itibarla Allah Teala tabii ki amelde günahlarımızdan cümlemizi halas etsin, tevbe nasip etsin. Ama ilk ve en mühim duamız odur ki Allah bize ölene kadar itikadımızda bir bid'at nasip etmesin. Bir reform inancı nasip etmesin. Kur'an sünnette olmayan, el sünnet dışı, sahabe-i kiramının hiçbirinde bulunmayan, Onların inancına muhalif inançlardan onlara kapılmaktan Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bu hadis-i okuduktan sonra. Biraz e, sırada tertipte şey olabilir kitaptan takip edenler için. Çünkü bundan sonraki hadis iki hadis-i şerifi okumuştum geçen derste. Yukarıki hadisin izah bakımından. arada bu kaldığı için oraya geçmiştim. Şimdi sırama geldim. 88 Noğlu hadis ve an Abdullah bin Amr'in radıyallahu teala anhuma. Abdullah bin Amr, Amr bin As'ın oğlu Hazreti Abdullah rivayet ediyor. Kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz buyurdu. Li kulli amelin her bir amel için vardır. Şirretün. <laughs> bir hırs, bir ihtiras, bir neşat, bir, bir yani bir gayret vardır. İnsan, herkes yaptığı bir amelde yani her insanın bir sevdiği iş vardır. O sevdiği işte gayreti vardır. Şimdi hobi ne diyorlar bir bakıma. Yani o işe istekli olur. Herkes, herkesin istekli olduğu bir amel vardır. Bir de istekli olduğu bir amel vardır. Değil mi şimdi? Herkesin. Her amelde de bu var. Velikül şirratın o hırs ve gayret her gayretinde fetratür bir gevşemesi vardır. Bir insan bir işte bayağı bir azimli olur. Gayrı falan falan bir de bakarsın bazı dönemlerde yani bir bıkkınlık, bir usanma veya da eski gayreti gibi gayreti olmayabilir. Olmaz da yani. Çünkü bu bir kaydedir. İnsan bir şey heves eder, bir işi gaye edinir, o işte bir çaba sarf eder. E sonra bakarsın bir dönemde o gayreti azalır. Bu bakımdan femenkanet fetratuhu her kimin e, fetreti duran hale gelişi il -e ila sünneti ila sünneti benim sünnetime yani ifrat ve tefrit bulunmayan, kendisi ileri ve gerilik bulunmayan, en hayırlı iş orta olandır. Yani itikatta da, amelde de, her hususta da sünnet efendim o orta gitmekten ibarettir. İfrat ve tefritten arınmaktan ibarettir. Her kimin efendim e, gayresi, gayesi yani çalışkanlığı falan neticede benim sünnetime varıp duruyorsa bir noktaya geldiğinde burada sünnet ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Nasıl yaptı? Tatbikatı neydi? Sahabenin ameli ne üzereydi diye o noktaya efendim intihar ediyorsa fakat ihtida. Muhakkak ki bu kişi hidayet bulur. Ama ve menkânet fetratu her kimin efendim gevşemesi, varışı, ...duranlığı... ila gayri zalik benim sünnetimin dışındaki bidatlere, masiyetlere varıp durursa fakat helak muhakkak o kişi helak olmuştur. Yani burada anlayacağınız Bütün insanların tabii ki özellikle ilimle uğraşan, dinle uğraşan, dinde bir şey merak eden, itikadını merak eden Allah sıfatlarıyla ilgilenen. Şimdi bakıyorum yani insanlar gençler falan katen bazı meraklılar var Acayip acayip sorular da soruyorlar. Esma ile sıfat-ı Sübhani hakkında yani bu Vehhabiler tabii çok e, sitelerden internetlerden yayınlar yapıyorlar. Allah göktedir aşağı şu dur budur falan falan. İnsanların da kafaları da karışıyor. Sahabe hakkında, Hazreti Muavi hakkında şu şunu, şunu yapmış, bu bunu yapmış. Cemel vakasından ne olmuş, Sıfın'da ne olmuş. ...ne olmamış işte Mehmet Yıldırım gibi adamlar... ...o işleri karıştıranlar... ...yok işte hatasını at reddedenler falan. ...yani birçok konuda... ...birçok konuda... ...insanların kafası karıştırılıyor... e, insanların da tabi ...anlama çabaları var yani... E, ...ne oluyor, ne bitiyor, ne olmuş, ne bitmiş... ...öyle bir sorular soruluyor ki... ...ben bu işte 40 senedir yani tabi ...45 senedir de... ...yani konuştuğum 40 senedir diyelim... E, e, ...dinlediğim... ...başladığım 45 sene bakıyorum hiç duymadığım bir konuyu şu anda yeni etme bir çocuk bana soruyor. İşte Hz. Muaviye radıyallahu anh işte ne yapmış? Hücr ibn Adi diye bir zat, sahabeden bazı zatlar var. Bunları katletmiş mi? Katletmemiş mi? Bunun sebebi neymiş? Allah, biz Şam'a gittik, cemaattan Şam biri bunu sordu. Tam da e, onların kabirleri de bazı o, o noktada şehit olan sahabenin kabirleri de işte Efendi Hazretleri'nin hafifletçinin Şam'daki haflenin olduğu efendim e, Hüsamettin Farfur o, Hoca Efendi'nin işte tekkesinin o ailesinin de bulunduğu şeyin bahçesindeydi sahabe kabirleri. Konu oraya geçiyor falan. Ya dedim bu usta bir bilgim yok bir araştırayım falan. Yani çünkü millet artık e, kitaplardan okumaktan da ziyade internet şeylerinden. Nerede bir e, ne diyeyim sana yaralı nokta var. Oraya parmak basmak, milletin itikadını bozmak için hiç lazım olmayacak. Ne kabirde ne mahşerde, sıratta, mizanda ona sorulmayacak. Bilmemesinde de hiçbir noksanlık, eksiklik getirmeyecek. Fuzuli konuları insanlara açıyorlar. Ve lakin e, en mühim itikadi konularında Mevla hakkında, sıfatları hakkında... E, ...yani el itikadının ana temel meseleleri hakkındaki zaruriyatı diniye. Mesela İslam ilmi halindeki bilgileri falan bilmez yani. Abdest, kusurta hiç şey bilmez. Halbuki ona abdesti eksik olduğunda sorulacak. Taharetinde bir sıkıntı varsa kabirde azabı boylayacak. Ama kimse ona Cemal Vakas diye bir şey varmış oradan ne olmuş? Mu? Sormayacak mesela. Ve lakin bütün baktığınızda insanların merakları üzerlerine elzem olmayan konularda. Çünkü insanlara tabii dış güçlerinde arka planda olmaları hasebiyle Vehhabi'nin DAEŞ'in ve her şeyin arkasında dış güçler yani planları İngiliz yaptığına göre, İslam alemini bozma planlarını, düzeltme planlarını Türkiye yapmadığına göre, 53 ülke İslam ülkesi yapmadığına göre, bozma planlarını da İngiliz, İsrail yaptığına göre, E bu tabii ki doğal olarak e, baktığın zaman bütün mevzular milleti ifsat edecek konularda. E biz de bunlara önceden cevap hazırlayacak yerde yani vaktimiz de yok. Ne bilelim böyle bir şey çıkacak. Bir de bakıyorsun patlamış bir konu. Hadi cevabını vermemişsin evvelce. İnsanlar arıyorlar. Cübbeli Hoca bu konuda bir şey demiş mi dememiş mi? İşte mecburen şimdi biz de reddiyeler noktasında fazla şey yapıyoruz. Mesai harcıyoruz. Sohbetlerde çok konulara yer veriyoruz. Neden? Bu konu açıldığı zaman bir cevap da bizden bulsunlar el sünnete göre diye konuşmak zorunda kalıyoruz. Normalde çok girmeyeceğimiz konu da vardı bu hususta. Hep teferruat sayılır zaruriyattan da değil. Ama yani her amelin diyor sallallahu aleyhi ve sellem bir e, hiddeti, neşatı vardır. Yani insanların şimdi bir öğrenme merağı, bir ne olmuş ne olmamış merağı, biraz da dedikodu mahiyetinde, dini de dedikoduya çevirmişler. E tabi en bu bir yerde varır durur diyor. Yani Öğrenme merağı, soru sorma merağı. Bu neymiştir, ne değilmiştir? Ya tasavvuf aynı meseleler. Bakıyorum adam, Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin kitabı. Benim hiç okumadığım, etmediğim, tavsiye de etmediğim, Muhittin İbni Arabi'nin kendisini de tavsiye etmediği, bir derin konuya giriyor, vahdeti vücudun en ince noktasına. Ya gencecik adam veya yaşlı olsa ne yazar? Yani Elif'e mertek çekiyor da Fatiha'yı düzgün okuyamıyor. Namazı caiz değil. İki sureyi kıraatı düzgün değil. Bir talim tecvid hocası dinletse namaz olmaz diyecek yani. Daha onu düzeltmemiş. İbn Arabi'deki Vat-i vücud ekolünün bilmem en büyük ince teferruatına giriyor. Allah Allah. Kardeşim seni ne ilgilendiriyor bu ya? Ama yani millete bunları açlıyorlar. Nedir Ahmet Hulusi diye biri var mesela. Amerika'dan yan yapar. Üf hapishane mektuplarını bir çıkaramadım. Orada bayağı bir et diye yapmıştım ona. Hapishaneden. Yani adamın işleri güçleri, söfes dahiye mezhebi, eşyanın hakikati yok. Bu alem hayal. Bilmem rüyadayız. Uyandık mı göreceğiz. Yani rüyada derken hani adam rüyada ne yapsa, adam öldürse mesul değil ya. Dünyada da mesuliyetimiz yok hesabına gidiliyor da esasen. Ama bakarsan i̇bn Arabi tezinatıyla, Mevlana süslemeleriyle, yaldızlamalarıyla falan falan. Ne kadar batıl eli varsa zaten tasavvuf büyüklerinden işine gelen şekilde yararlanmak suretiyle milleti kafasını karıştırıyor. Ama şimdi bu, bu e insanlar da buna merak. Böyle konulara merak. Efendim. Bir yerde varıp duracak bu. Şimdi buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Her amelin bir güçlü, neşatlı, hevesli dönemi olur. ...sonra her hevesin... ...bir duruşu olur... ...bir zayıflaması olur... ...yani tamam... ...şimdi eğer diyor... ...bir kimse... ...bir konuda... ...böyle heveslenip gayretlenip... ...nedir ne değildir diye anlamaya çalışırken... ...sünnetime gelip varıp durur da... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş... ...sahabe nasıl amel etmiş... ...bu usta görüş nedir... ...diye durabiliyorsa o hidayet bulur diyor... ...ama... Onun felsefesi bu, onun fikri bu, bunun görüşü bu diye sünnetim dışında, hadis-i şeriflerin beyanı dışında, sahabe-i kiramın hadis-i şeriflerden anladıkları manalar, yani el-sünnet bundan ibaret, vel cemaat o demek sahabe. Başka noktalara gider, varır, durur da, işte zaten şüpheler, bidatlar, masiyetler kalırsa fakat elek. Bu kişi helak olmuştur. Yani burada anlayacağımız şudur, iyi niyetliysek, Evet ortalık karışabilir. Bir meselede ihtilaflar çıkmış olabilir. Sen de acaba Nurettin Yıldız'ın diyor ki Allah gökte diyen de doğru söylüyor. Yerde diyen de doğru söylüyor. Ya tövbe ya Rab. Yani yerde diyen doğru söylüyor demiyor da. Şimdi <laughs> yani gökte diyenin doğru söylüyor o da bir görüştür demesi. Yerde diyenden beter yani. E şimdi burada sen de diyorsun acaba kim doğru söylüyor? Cübbeli Hoca mı söylüyor? Nurettin hocam mı söylüyor? Cık. Kardeşim. Bunun cübbelisi takkelisi yok. Burada eli sünnet ve cemaatin cumhuru var. Burada sen sünnete murat hadi Hadis-i şeriflerde Allah gökte diye bir şey var mı? Yok. Zaten Kur'an'a bak şey ki yok. İşte o noktada sen ne yaparsın? İtikadını düzelttiğin için idarete edersin. Şüpheye düşmezsin. Yok efendim İbn-i bilmem ne demiş. İbn-i Kayyimi ne demiş. Cık. Sen sünnet seni Hadis-i şerifleri cumhuru sahabeyi reddedip onlara kulak asmayıp sonraki adamların görüşlerine bu işi vardırsan helak olursun buyuruyor. İbn-i İbni Asım İbn Hübban sahinde bu hadis-i rivayet etmiş. İbn-i burayı sahinde Ebu Ray, radıyallahu anh kanalıyla bu hadis-i şerifi şu lafızla rivayet etmiş. Likülle amelin şirretün. Her amelin bir güçlü zamanı var. İstekli, istekle onda çaba gösterilen dönemi var. Ve likülle şirretin Her gayretli, neşatlı işin de bir fetreti, bir gevşemesi, bir zafiyeti var. Fenkana sahibi ha saatten. Şimdi bu da o yukarı şerh ediyor izah ediyor. Bu çok zor bir manası var bu hadislerin. Eğer bir amelin sahibi doğru yolda ise ev kariben ya da doğruya yaklaşmış, doğruyu arayan, hidayet bulma niyetinde ise fercuhu ondan ümitlenin. O adam neticede sünnete uyar. Neticede el ve vel cemaattan çıkmaz. Ve nihayet ee, Doğruya erer, çok ileri gitmez, çok geri kalmaz, anladın mı? Ondan sonra efendim, şimdi yani ilerisi var, gerisi var, bu işler böyle. Allah Teala'nın haşa bizim gibi eli var, yüzü var, büyük elleri var hem de haşa, bilmem ne. Mekken'in en büyük adamı ve abdi Oseyminden adam böyle söylüyor. Allah'ın Haşa Celle Celal. Bir de ellerin büyüklüğünde de basıyor. Haşa Celle Celal. Yani şimdi bizim gibi gözü var, yüzü var. İbni Teymiye'nin demesi gibi benim gibi iner, benim gibi çıkar. Arşa oturmuş haşa. Peygamberini de yer ayırmış haşa. Rezillik ya. Mücessime. Yani Allah Teala'ya cismani sıfatlar veren. Bunlar işte ifrat. Aşırı giden hatta aşan falan. E şimdi bir de bunun tefriti var. Mutezile mutezile de Allah ondan münezzeh, bundan münezzeh derken, tenzih edeyim derken allah Teala reddedecek. Ne olmuşuz? Allah'ın sıfatları da yok diyor. Bir tek zatı var diyor. Hepsi zatında diyor. Ya hayat sıfatı var. Ölüm sıfatı var. Sıfatı var. E sen, onlar da kadim. Onlar da ayrı, allah Teala'nın zatının haricinde e, ilim diye bir sıfatı var. Sem'i diye bir sıfatı var. İşitmesi var, görmesi var. Yok efendim Allah her şeyden münezzeh. Hani biz nasıl diyoruz elden ayaktan cisimlere benzemekten Muhalefetül havadis sonradan yaratılanlara hiçbirine benzemez. Biz doğru görüşteyiz ya. İşte biz orta. Şimdi mücessime İbn-i kafası ve abi kafası gökte eli var ayağı var. Bizim gibi gözü var bizim gibi kulağı var falan falan. Mekan isnadı cismaniyet isnadı. Onlar ifratta. Mutezile nerede? Tefritte. Mutezile ne diyor? Hiçbir şeye benzemez. Tabii hiçbir şeye benzemez. O zaman ilim sıfatı da yok. işitmesi de yok. Görmesi de yok. Sırf zatı var. E bu ne şimdi? Bu da tefrit, hepten geri kalmak. el ne yapıyor? Ya allah Teala'nın bir zatı var, zatının haricinde de sıfatları var. Hayat, ölüm i sebebi basar. Bu sıfatlarını Kur'an'da da zikrediyor. Allah'ın sıfatlarını Allah'tan mı uzak edeceğiz? Yani Allah'ı nereden, kendi sıfatından mı edeceğiz? E böyle saçma saçma işte. Onun için buyurun ki, bir insan iyi niyetli ise, doğru yoldaysa veya doğruya yaklaşmak istiyorsa, eee, bu hususta da meraklıysa, gayretliyse, araştırmacıysa diyelim, araştırmacı falan falan fercuhu ondan ümitlenin yani. Çünkü niyeti iyiyse ben hakkı bulacağım, hidayete ereceğim derse neticede onun durduğu nokta sünnette durur. Sünneti aşmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis şeriflerinin ve cumhurun, sahabenin e, gördüğü, e, gör, kabul ettiği görüşleri taşmaz. Aklım böyle diyor. Mantığım şöyle diyor. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Böyle konuşmaz o adam. Onun için ondan ümidinizi kesmeyin. Çünkü o doğru arayışındaysa o da Kur'an ve sünnette olduğunu bilen adam or orada durur. Yani durmasını bilir. ha, Durmasını bilir. Mantıkla yürürsen ya mutezile gibi o sapıtırsın ya mücessime gibi sapıtırsın. Bu hiç mantıklı olmaz. Tevessutu sayesinde orta gitme sayesinde ifrat ve tefritten uzak kalma sayesinde. Evet. Ve inüşüyra ileyhi ama ona işaret edilirse bir asabi parmaklarla yani işte oluyor çok hırslı çok böyle şiddetli e, ifratçı ben bu işi çözeceğim. Kimsenin e, işte İbni Teymiye'nin burada parmakla gösterilen bir zekası var. Mesela adam raydan çıktı gitti. Adamın yaptığı nokta tenakuzlar, çelişkiler, tezatlar ciltler dolusu kitap teşkil ediyor. Bir bakıyorsun ayet hadisi senden benden el üste alimlerden iyi anlamış. Bir bakıyorsun feci çuvallamış. Bir yapıyoruz Resulullah'ın hürmetine istenir diyor. Bir yerde bakarsın Resulullah'ın hürmetine isteyen gavur olur diyor. Allah Allah. Yani o kadar terslikler yapmış ki bir yerde Allah her şeyden tenzih etmiş. Bir yerde Allah oturmuş diyor. Yanına da o peygamberi oturtmuş diyor bu nasıl aynı adam olabilir diyorsun ya bu kadar mantıksızlık olabilir mi? Çünkü parmaklarla işaret ediliyorsa diyor. Hadi şerifte bu bir has bir has bimriin en yuşaru ile bile alır bu hadis Bir adamın parmakla gösterilmesi şer olarak ona yeter. Çünkü gözü var, nazar var. Burada tabii o bir şöhret var. Eşhuratü afetin şöhrette afet var. Uzlette şöhret var, şöhrette afet var. Şöhrette afet ne demek? Meşhur olmanın musibetleri var. Meşhur olunca herkes senden her zaman farklılık bekliyor. Sen de bu sefer diyorsun ki ben herkes gibi konuşamam. diye ben meşhur adamım yeni bir şey söylemem lazım. Hadi bakalım raydan çıktı. Yo herkes şöyle söylüyor. Bunlar herkes öyle söylüyorsa. E şimdi bu adamlar niye kabir azabı herkes var deyince meşhur olmam için kabir azabı yok demem lazım. Veya herkes Adem Aleyhisselam'dan yaratıldık diyor. İşte çünkü Adem Aleyhisselam'da babası var. E çünkü neden? Adından söz ettiriyor ya da. E şimdi bir adam parmaklarla gösterirse hangi konuda tabi? Hangi konudaysa işte şer konusunda tabi. Çünkü e 1400 senedir bütün ulema, sahabe, cumhur, tabi, tebe tabi, herkes kabir azabı ver demiş. Gelmişik 1400 senedir. E bunda sana kimse meşhur oldun demez ama gidip de Ali Rıza Demircan gibi kalkıp cariye ile ilişki nikahsız olsa zinadır. Sahabe bana mı sordu? zina yaptılar. İslamcıların bir de onların tabiriyle hocası. İslam'da cinsel hayat kitabını yazmış adam falan falan. Bak adam ne dedi ya sahabe cariyeleriyle zina etmiş. Eşini bunu, e şimdi bunu bir adam söylerse meşhur olur. Hem de bu Süleymaniye'nin eski imam atı bilse, milli görüşten gelmişse, milli görüşte de eski adaysa çok meşhur olur yani. Hiçbir solcu bunu demekle meşhur olmaz. E dolayısıyla bütün mesele nereye geliyor? Hak nerede aramıyor. Hidayet aramıyor. Allah Teala bilir mi bilmez mi? Bir Mevzu millete doğru yolu göstermek değil. Aziz Bayındır diyor ki senin Allah ne bilsin kimle evleneceksin. Çünkü neden? E bugüne kadar herkes Allah her şeyi bilir demiş. Ama bu adam olur mu ya Allah seni ne bilsin ne yapacağını ya sen kendi kendine yaratıyorsun işini gücünü. Bak işine gücüne deyince Vay profesör. Bilmem söyle mahalle vakfı sahibi. Diyanette eski fetva işleri şeyi kurulunda. Falan falan. E Adam diyor ki sakalı da var. Allah diyor bilmez diyor senin kimle evleneceğini ya. Alın yası kader mader yok diyor. Sen ne konuşuyorsun? tabi tabii ki. Çünkü onların hiçbiri ne yapmıyor? Ehli sünnetin görüşü nedir? Aramıyor. Doğru ne aramıyor. Hidayet nerede? Sormuyor. Hadis-i şeriflerde ne buyuruluyor? Hadis-i şeriflerin durduğu yerde, durduğu noktada durmuyor. Freni patlamış araba gibi gidiyor. Ondan sonra efendim sahabe-i kiramın cumhuru hangi görüştedir? ittifak edilmiş yani. Çünkü itikatta zaruriyatı diniyede itikattı. İttifak var hiç ihtilaf olmaz ki. Mütevatir konularda. E, bu hiçbirinde durmuyor. 1400 senedir 100 bini aşkın sahabeden tut milyonlarca milyarlarca tabin tebe-i tabi'in, el ulema, fukuha, şefsu, müfessirin, muaddisin, huffat kurra falan falan milyonlar milyarlara ulaşmıştır bu 1400 sene. Burada ittifak ettiği bir konuyu bugün çıkıp gelmiş Yahudi Hristiyan da cennete girecek diyebilen ilahiyatta tekan var alın yazısı yok. O çocuk öldüyse Allah ne bilsin önceden öleceğini kazada ölmüş. Anasını babasını teselli etmek için ya bu alın yazısıydı diye laflar söylüyoruz ama diyen işte Şaban bilmem ne var. Ankara İlahiyat İlmi Kelam Dalı Başkanı. Alınmadıysa şimdiye kadar birkaç ay evvel öyleyim. Ne yapacağız? Şimdi burada hidayet arama diye bir niyet var mı? Doğru bulayım diye bir dert gaye var mı? Veya en azından doğruya yaklaşayım diye bir maksat var mı? Yoksa ümidinizi kesin. Fela taduhu. Yani burada birkaç mana vermişler. Fela taduhu masaba onu onun ibadetine, ilmine, bilmem nesine aldanıp da onu bir şey saymayın diyor. Tamam mı? Ona itibar etmeyin diyor yani. Fela tadu, Addetmeyin. Adamını koymayın. Hu onu diyor. Bu ne demektir? Yani bir adam sünnette durmuyorsa, ayet okuyunca durmuyorsa, hadis-i şerifte durmuyorsa, ehl cumhurun, sahabenin görüşü budur deyince durmuyorsa, e, parmaklarla gösterilecek şekilde aşırılık, e, kimsenin demediği şeyleri, kimsenin iddia etmediği konular ortaya atıyorsa, işte onun için benim için Oda TV bile üstü şehadet yapıyor ya. Ne demiş? Tam bir klasik gelenekçi diyor ya. İşte bu benim için yarın ahirette beni kurtaracak bir şehadettir. Yarın derim ki Ya Rabbi senin dinine, imanına, kitabına inanmayanlar bile benim Müslüman olduğumu ve gelenekçi olduğumu, sünnetten cemaatten ayrılmadığıma şahitlik etti yani. Bunların ne kadar şahitliği geçer Allah'ın dediği o da ayrı bir de da. Yani en mühim mevzu hasmın şehadetidir diyor ya. Beni seven herkes bana iyi diyebilir. Yani gelenekçi diyebilir. Ama benim e, yani bu hususta itikattaki husumet sahiplerim bile Adamlar diyorlar ne var ya? Bu adam klasik bir taklitçi. İşte bizi burada taklit kurtarır. Çünkü taklidin zıttı bidattir. Uymuyorsan uyduruyorsun demektir. Bu da bir başlık olabilir. Kitaba sünnete uymuyorsan taklitçi değilsen uyduruyorsun demektir. Allah bizi uydurmaktan muhafaza etsin. Din adına Allah adına bir şey uydurulabilir mi ya? Nasıl uydurursun Adem Ağaç'ın babası var? Nasıl uydurursun kabir azabı yok? Nasıl uydurursun Meryem Valide'de çift çizişet var? Nasıl uydurursun Allah göktedir Aşa? Nasıl uydurursun Allah'ın eli benim gibi ele ayağı var Aşa? Benim gibi bizim gibi. Onun için e böyle bir adam doğruyu aramıyorsa, hidayet aramıyorsa, yakına gideyim, ya hidayete yaklaşayım diye bir derdi maksadı yoksa, bu adamın bütün çabaları, gayretleri, İslamoğlu uu, ne kitaplar yazıyor, sabaha kadar çalışıyor göya. Öbür profesörler bilmem. Yaşan Nuri ne gayretli adamdı ya. Ne kadar kitap çalış, ne araştırmalar, taraştırmalar. Cık. Likülle amelin şirratı. Her amelin bir neşatı, bir hevesi, bir gayreti, bir çabası yani araştırması var. güçlü araştırma. Ama bir de bunun fetreti var. Yani bu adam soluklandığı zaman nerede duracak? Eğer diyor duruşu son noktada sünnetimi hakem tayin edip de Allah ve Resulü ne buyurmuş ya? Ben ona göre bu kadar uğraştım ettim, dolu malzeme topladım ama bırak şimdi aklı mantığı felsefeyi. Ben sünnette ne buyurulduysa orada duracağım, durmasını bileceğim diyorsa, hidayet arıyorsa, doğruya yaklaşayım diye çalışıyorsa, de hidayet hidayetenizdir. Ama durduğu nokta benim sünnetim değilse, Kur'an sünnet değilse, parmaklarla gösterileyim de, herkes indinde nezle meşhur olayım da yeni bir şey söyleyeyim ise fakat helak muhakkak ki o helak olmuştur. Fela ona itibar etmeyin. Onu efendim fela tehudduhu şeyin muteber <laughs> bir nesne saymayın. Efendim çünkü o salih ameli tümden terk etmiştir. Fitnenin içine elafil fitneti sakatuhu. fitnenin kargaşanın ihtilafın, şüpheciliğin içine, göbeğine düşmüşlerdir. Evet. Bundan dolayı Allah Tebarek ve Teala cümlemizi bu belalara düşmekten muhafaza eylesin. İtikadımızı muhafaza eylesin. el itikadı üzere bizleri korusun, saklasın. Çoluk çocuğumuz da bu itikadı korumaya muvaffak eylesin. Korumaları hususunda bizleri vesile eylesin. Bu sohbetleri dinleyenlere dinletenlere, bu hadis-i şerifleri tebliğ edenlere, tergi bu terip dersinde insanlar haberdar edenlere, tekrarını izletenlere, izleyenlere, bu hadis-i şerifleri ümmetine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onun ümmetine tebliğ edenlere, ulaştıranlar, Allah bütün hayırlı muratlarına nail eylesin. Ve kainat efendisini benim tarafımdan bir hadis, bir ayet olsun, ulaştırın emriyle cümlemizi ölünceye kadar amil eylesin. Ve bu tebliğlerimizi halk nezdinde Kainatın Efendisi'nin ümmeti merhumesi katında onların kalplerinde tesirli ve müessir eylesin. Amin diyen kullarına Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Mevla ve sallallahu aleyhi ala seyyidina ve ala alihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. salli ve daimen على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغه الرحمن بالنعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم